Hadi bakalım Bannerlord versiyon 1.0.0 sevgili dostlar. 500 yıl boyunca Kaldırada İmparatorluğu deyip tabii ki bunu size izletmeyeceğim. Kuzeyitlerden başlıyoruz. Kuzeyit Konfederasyonu'nu meydana getiren bozkırı kabileleri eskiden göçebe bir yaşam sürerlerdi. Ama yakın bir zamanda imparatorluğun doğu sınırlarına yerleştiler. Yavaş yavaş kalıcı kent merkezleri olan bir tarım topluluğuna dönüşüyorlar. Buna rağmen atlar olan yakınlıkları da dahil olmak üzere göçebe yaşamlarının birçok unsurunu korumaya devam ediyorlar. Atlı okçulukta oklarını dört nala uzaklaşmakta ustalar. Şimdi YouTube'a evet birinci bölümümüz ana kanala gelecek, ikinci bölümümüz kardeş kanala gelecek. Ünlem YouTube yazarsanız 1 ve 2'yi zaten kesinlikle takip edin. Şimdi tipimiz çok böyle karakteristik bir tip oluşturmamı ister misiniz? Böyle iğrenç pislik bir herif oluşturalım mı? Böyle koca kafalı çirkin abidesi bir herif olalım mı? Yoksa böyle şey bir adam mı olalım? Yakışıklı bir adam mı olalım? Karizma bize gitmiyor ya. Şöyle bir ha. Bak şu. Kulakları da çekmiş olsun. Yüzü de asimetrik olsun. Ten rengini ne yapalım? Yanağımızda bir yarık. Beyt 35'im. Dayı seni 4 aydır takip ediyorum. Gerçekten yeni şeyler keşfetmekte ve eğlenceli videolarla takip ettiğim ender insanlardansın. İnşallah bir gün hak ettiğin yerlerde fazlasını bulursun. Milyonlar izlenmesi dileğiyle. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Olur elbet olur ya. Acelemiz yok. Şimdi. Şöyle bir kaşları ayarlayalım. Göz pozisyonu okey. Çekik göz. Göz kapakları kapalı. Gözler biraz sivrimtırak. Abi yakışıklı yap meseleri de bir kere. Oğlum tam birazcık yakışıklı yapıyorum zaten. Çok da çirkin yapmayacağım. Gözleri bir alakurt gibi. Beyaz idi. Zayresciğim 6 ay olmuş kardeşim. Jelibon selamı olsun abi adı. Jelibon selamı ne lan? Gözleri bir ala kurdun gözleri gibiydi. Burnu koku alabilmek için uzun bir burundu. Burun ucu burnu büyük olmasın da uzun olsun. Dar uzun olsun. Tamam. Burun kemerli olsun. Evet. Güzel. Volayıcım 5 tane abonelik hediye etmiş kardeşim. Teşekkür ediyorum. Burun açıklığını çok şey yapmayacağım. Ama burun asimetrik olsun aynen. Aynen her zaman kırılmış yamuk bir burun hoşuma gitmiştir. Ağız genişliği. Ağız pozisyonu. Somurtu, gülücük, somurtu. Dudak kalınlığı ince olsun. Delikanlı adamın dudakları ince olur. Alt dudak yapısı. Üst dudak yapısı. Dudak açısı. Çene çizgisi. Çene böyle birazcık kemerli olsun. Koca kafalı oldu. Gıdısı olsun. Gıdı uzunluğu. Dur gıdıyı biraz geri çekeyim ya. Çene yapısı tamam. Çeneyi birazcık arttıralım. Çene uzunluğu. Şimdi bunun bir saçı sakalı bir değiştirelim kardeşim. Oğlum fare gibi bir şey oldu bu ya. Neyse tamam. Saç koyalım da bari tipi değişsin tamam. Biraz saç verince adama benzedi. Steam zamları hakkında ne diyorsun dayı? 380 lira oldu. Ya arkadaşlar Steam zamları şöyle. Steam'deki dolar kurunun fiyatı değişti. Steam'deki dolar kurunun fiyatı değişince otomatik fiyatlandırmadaki oyunlarda bir anlık artış oldu ama Türkiye'yi önemseyen oyunlarda o değişiklikler herhalde düzeltilir diye düşünüyorum oğlum. Çok çirkin bu herif ya.
Katana Daitojun Prime'larımıza katılmış, hoş geldin. Oğlum aşırı çirkin oldu bu herif ya. Dur bakayım, sakalla makalla toparlar mıyız? Aha. Tam böyle batağı dördüncü arayan Osman dayıya benzemedi mi? Mahalle kahvesinin böyle salon 66'nın önünde bekliyor. Kel mi olsa acaba? Kel olunca daha da pislik oldu. Çok iyi ya. Tamam, kafayı birazcık büyük yaptık galiba ya. Kafayı dar yap... Aa bak. Kafayı daralttım. Adamın tipi nasıl değişti gördünüz mü? Tamam. Bence alright ya. Şu an hayvan gibi yüksek yapmayacağım boyunu. Normal standart ama biraz göbekli olsun. Biliyorsunuz ki bir karakter her zaman göbekli olur kardeşim. Biraz da kaslı olsun, öküz gibi olsun. Tamam, güzel oldu lan. Tam böyle var ya bir şey havası oldu böyle, cellat pislik. Yakışıklı oldu lan, benim hoşuma gitti vallahi adam. Yakışıklı oldu oğlum yani, ben her türlü verirdim. Onay yani, onay anlamında dedim. Bence alright. Sesine bakalım. Bu nasıl ses? Tamam, bu güzel. Bu sesi beğendim. Renk tonunu biraz daha koyultalım. Oo, bronzlu dayı. Göğüs kıllarının güzelliğini görüyor musun, detayları? Memo ucunu sarmış. Şuradan çük oynayan kıl olması lazım. Bak onu atlamışlar. Tamam, gözümüzde yarık olsun ya. Tırmık olmasın mı? Tek çizgi olsun. Yüzümüze çizmişler. Ya da gözlerimizde böyle bir boya. Arap değil lan, ne araba? Araba falan benzemiyor hiç. Bu ne lan? Sivilceli. Ergen Necati. Oo, şurada bir Hazreti Ali kılıcı gibi bir yarık olmasın mı? Ya da böyle bir boya. Neden olmasın? Aa, yüzüne böyle bak, üçlü böyle bir savaş boyası çekmiş bir delikanlı da yapabiliriz. Hiç böyle boya kullanmadım. Boya kötü ya. Yanağında bir cızık. Burnunun üzerinde. Bu nasıl bir cızık ya? Bu neyin cızığı? Ağzını yüzünü yarmışlar mı olsun? Ne yapsınlar? Ya bence göz yarası verelim. Ben göz yarasını seviyorum ya bu detayı. Hoşuma gidiyor yani. Karakteri piç gösteriyor böyle. Tam bir hayvan böyle. Kesici bir, yok edici bir manyak olarak gösteriyor. Ya da yanağına bir panter çizik atmış olsun. Bak yanağına bir panter çizik atmış olsun oğlum ya. Adam kuzeyitlerine bak, Anadolu panteri saldırmış. Boya ne, çocuk muyuz? Eyvallah eyvallah kardeşlerim, hoş geldiniz. Tamam bu olsun. Bir Noyan'ın soyundandı. Babamın tipe bak, anamın tipime bak. Babam bir kere her türlü göçebe amına koyayım. Çocukluğumda liderlik becerilerim, fiziksel gücüm, detaylara gösterdiğim özen. Bak bu özen iyiymiş aslında. Okey. Koyunları güderdin. Küçük hayvanlar avlardım. Okçuluğumuz artsın. Klan şefine hizmet etmiş olalım mı? Süvari eğitimi de almış olabiliriz. Bence süvari eğitimi almış olalım. İyi insanlar. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. İyi insanlarla geçinmekti dediğinizde bu 3 perk sizin en kolay yoldan kral olmanızı sağlayan perkler. Dolayısıyla mutlaka bu 3 perki açın. Bunu size en son yayınladığım YouTube videosunda da anlatmıştım. Bu çok önemli. Oğlum çok güzel oldu lan karakter. Tam böyle bir manyak olmadı mı? Kalıplı malıplı öküz gibi böyle. Hancı, bana ve yanımdakilere kımız getir. Bir akıncı yetkisiz alemi getirseydik. Hızlı bir atla oradan uzaklaşmayalım. Oklarla savuşturmayalım. Oyuna getirebiliriz. Bak buradan bir sosyallik liderlik alalım. Hamindar. Aslında isimcik oldu. Güzel bir isim var mı? Balyoz Kürşat. Aslında var ya, yakıştı yani. Balyoz Kürşat ismi. İyi gibi ha. İyi gibi. Hancı, bana ve adamlarıma şarap ve kadın getir. Amindar. Darumar Kırbaç. Bak bu da güzel isim. Yaratıcı isimlerinizi bekliyorum. Başındaki H'yi sil yeterdir. Falçata İsmet. Altaran oğlu Tarkan. Hayri. Koca Yusuf. Fena sikerim. Ya bu sefer çok küfürlü bir şey yapmayalım. Böyle yine tatlı bir şey olsun ama. Battal, Yamtar, Batak Necati, Ayıboğan İsmet,
Jilet Hayri. Tırnakçı Cemil. Oğlum üçkağıtçı serisi yapmıyoruz. Küksüz abi. Domaltan. Domaltan da güzel isim aslında biliyor musun? Ay. Domaltan. Amin feryadi. Sert koyar, altar, kobra Faruk. Kobra Faruk da güzel isim. Adrenalin RP'si Sis Domaltan. Tamam sildim. Hiç öyle başkası yaptı RP yapamam. Heybetli Necdet. Kayabilir. Tektaş Akali. Cünüp Can. Ne yapalım ismini ya? Ayı Boğan. Necdet. Ayı Boğan Necdet mi yapsak? Aslında tam bir Ayı Boğan değil mi ya? Bıyıksız Selim, çüksüz Samet. Niye çüksüz amına koyayım? Çingen Secer. Üç bacak Necdet. Tamam. Yine yaptık ya. Üç bacak Necdet. Tamam. Karakterimizin adı hayırlı uğurlu olsun. Üç bacak Necdet. Tamam. Üç bacak Necdet. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Savaşta bütün kahramanlar için kapatma. Herkes için etkinleştir. Ölümün açık olmasını istiyorum. Bu özelliklere özellikle dokunmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu Bannerlord'un standart vermiş olduğu. Hani hikaye modunda ilerleyeceğimiz için bunlara dokunmayacağım. Direkt next diyeceğim. Direkt next diyeceğim. Yani onun haricinde zaten aşırı zor serilerimiz olacak. Ya şimdi bak. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Nusun burada konuşuyor. Eyvallah. Bak 1-0-0'ın özelliği bu. Nusun babanın burada sesini duyduk. Ama Nusun babanın burada duymuş olduğumuz sesi şöyle bir sıkıntı. Babacım çok yani kibarca bir İngilizce konuşuyor. Hani en azından bunu yaparlarken Kuzeyitlere özel bir tonla mesela konuşulsaydı bence çok daha keyifli olurdu diye düşünüyorum. Yani buradaki bu konuşurkenki İngilizcesi. Ya baba şey gibi yani anladın mı? İngiltere'ye gitmişim de Times Meydanı'nda beni amına koyayım bir tane şey karşılamış. Bana Times Meydanı'nı anlatıyor. Bu görmüş olduğunuz yer milattan önce. Hey, this is the Times Square Garden. Ya çok yani yumuşak. Eğitimle kaybedecek zamanım yok. Evet, kaybedecek zaman yok. Yani biraz daha şey sesi olması lazımdı abi. Eğitimde başarı mı veriyordu? Neyse siktir et. Tamam döneyim eğitim o zaman. Başarım veriyorsa ne yaparım alalım başarımı. Birinci sancak parçasını bulduk da neyse. Şuraya girelim. Başarımları da alacağız ya geçmiyorum tamam. Acaba şu an verecek mesela şu an büyük ihtimalle bugladık oyunu arkadaşlar. Ağzına tükürürüm. Sen kimsin lan köpek? Bu ölmüyor mu? Ha yukarıdan savun diyor. Tamam pardon. Ben öyle kafama göre daldım herifi öldüreceğim. Tamam. Dövüş talimi. Şöyle çift elli kılıcımızı alalım, ağzına tükürelim. Gel bakalım köpek. Eğitmenin ağzına sıçtım. Kıdemli eğitmen geldi. İkiye bölerim lan seni. Adam mısınız oğlum siz? Eğitimi tamamladık.
Tamam, başka ne eğitimi var? Kılıç talimi, kalkan talimi. Yakın dövüş kılıç talimi mi yapacağız bir de oğlum ayrıca? Bunu niye tamamlanmamış gösteriyor? Allah Allah. Gel bakalım köpek. Ağzına tükürürüm. Gel bakalım köpek. E tamam. Mızrakla ve kalkanla peki. Mızrakla ve kalkanla nasıl yeneceksek? Gel bakalım, YouTube olacak. İkinci bölümden itibaren ama yeni kanalımızda olacak. İlk bölüm ana kanalda olacak. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, onuncu bölüm. Bunların hepsi yeni kanalda olacak. Ünlem YouTube yazıp ikini de takibe alın arkadaşlar. Eğitmen misin Niyazi? Ağzını ağzına vururum. Adam olacaksın. Delikanlı olacaksın. Tamam, bunu da kestik. Kılıçla kalkanla. Tamam, menzilliğe geçiyorum. Yakın dövüş taliminde yapmadığım bir şey mi var acaba ya? Çok ilginç. Neyse, şuna gidelim. Ata binmemiz lazım oğlum. Alright. Lan vuramıyorum. Okçuluğum çok kötü. Tamam. Oğlum bu talim değişmiş lan. Talim böyle miydi? Talimin böyle olduğunu hiç hatırlamıyorum. Alright. Daha kaç hedef var ki vuracağımız? Vay vay vay. Babanla mı at dokçuydu lan? Kuzeyitler düşünsün oğlum. Vallahi güzel olmuş lan talimler. Hoşuma gitti. Önceden çok kötüydü. Sadece kılıç talimi falan vardı diye hatırlıyorum. Ben tabi bunların hiçbirine girmedim işte. Hadi geçmiş olsun. That's easy baby, that's easy. Yakupçum 3 ay olmuş. 87'den beri yayın izliyoruz demiş. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Tamam, şimdi diğer silahı alalım. Atlı mızrak. Bin baba. Yine kulvarda giriyoruz. Aa, niye vuramadım? Ha tamam, böyle vuracağız. Okey. Oha! Nasıl misledim lan? Tamam. Alright. Alright.
That's it baby. Alright keke. Alright. New World Record. Hoşuma gitti lan. Vallahi talim işine hoşuma gitti ha. Atla çarpıp kırdım galiba. İki tane kalmış. Özlemişim ya kitapsız oyunu. Full oynuyoruz lan. I'm back bitches. I'm back. Kılıç talimi. Ver bakalım. Gel bakalım at. Cendere 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 cend. Abi kılıç çok kısa. Alışamıyorum. Kahpe Bizanslılar gibi patlatacağım bu testleri. Bu testlerin hepsi kahpe Bizans gibi patlayacak. Lan! Oğlum nasıl vuramazsın? Deh dıgıl dıgıl dıgıl. Come on. Vallahi başarımları alayım diye kasıyorum bunu yani. Yoksa hayatta oynamam. Başarımları görelim. Ayın Kostokçuğum 3 ay olmuş kardeşim, hoş geldin. Güzel. That's right. Oh yeah. Come on. Oha abi bunun vurması lazım ama ya. Yürü benim cesuratım. Alright. That's it. Gerekeni yaptık. Peki buradan acaba şu anda bir şey kazanıyor muyum? Galiba kazanmıyorum ama bu talim yaparken. Keşke bu talimi yaparken de bir şeyler kazansaymışız. E tamam bu da bitti. Tamam menzilli bu tarafta mı? Aynen. Yakın dövüş taliminde kılıç talimini niye ben şey yapamadım acaba onu anlayamadım. Hile kapalı oğlum. Selamünaleyküm başa gitmen. Ha ok buradaymış. Hedefleri vur. Babacım biz Legolas'ın soyundan geliyoruz. Aslanım benim. Siz bizim kimlere ok attığımızı bilmezsiniz. Lan vuramadım. Hadi bakım. Hadi bakım. Önce zorları halledelim. Babanla mı Legolas'tı lan? Of Kingdom of Arda'da falan neler oynayacağız öyle ya. Direkt var ya elf olurum. İşte bu kadar. This is the fucking new world record babe. Cheat mod bir kez açıp kullanmadan kapansın yine de başarım vermiyor. E tamam öyle bir şey yapmadım. Kapattım cheat modu başka serüvende. Sonra yeniden gittim. Silah değiştirecektim abi. Tamam. Ya şu ciriti sınırsız vereymiş aslında iyi olurmuş ya. Ha sınırsızmış lan zaten. Babacım cirit atmak bizim işimiz. 87'den beri. Olur öyle arada rüzgar esti. Güzel. Güzel bebeğim. Hedef mi kaldı? Aha şurada. That's easy. That's easy motherfucker. That's easy. Kundaklı nerede lan?
Kralı gelsin oğlum, kralı. Kundaklı da çok kötüyüm ya. Kuzeytiz, kuzeytiz. Ya kundaklı çok kötü oğlum. Hiç vermedik kundaklıya. Tamam, güzel. Abi! Kulpunun içinden geçti, gördünüz mü? Ebesinlik ya. Hayır. Güzel. Hayır. That's right. Güzel. One last shot. Easy. Tamam, kılıç talimi ne ya? Biz neyi yapmadık abi? Biz neyi yapmadık? Buradan girdik. Kılıca girdik. Kalkan talimini yaptık. Kılıç ve kalkan talimi. Ha, kılıç talimi. Tamam, buradaymış. Peki. Gel bakalım pislik. Ağzına tükürürüm. Okey. Alright. Ağzına tükürürüm. Alright, hepsini bitirdik. Başarım kazanmadım. Yazın birinci günü 1084'te Taktevsun bahsettiği eseri buldun. Soyadımız Turkish Player olsun ya. Bayrağımız her zaman olduğu gibi Bannerlord yayınlandığından beri kullandığımız, bize özel yapılmış olan Çüklü Aslan. Başarım kazanmadım oğlum. Ne yapacağız? Hani başarım nerede? Başarım için yaptık bunu. Şu an boşuna yaptık. Bana kim dedi talimde başarım var diye? O arkadaşı bir lütfen alalım aşağıya. Tevea köyü. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Biz ne dedik? Ama sıfır para nasıl yapacağım? Ha, şöyle yaparım. Şöyle yaparım abi. Abi paramın... Bak, bütün paramla malzeme alıyorum. Gördünüz mü? Bak, 927.72 ödedim. Ve bu malzemeleri atıyorum çöpe. Üzerimde bir tahıl, bir tereyağı kalsın. Bir tane de peynir kalsın. Hadi peyniri de istemiyorum. Tereyağıyla bu kalsın. Paramız yok. Okey miyiz? 5 kuruş parasız başlıyoruz. Sistemi böyle oynayacağız çünkü. Öyle dedik kardeşim. 0 parayla başlıyoruz. Poros'a bir gidelim. Selamun aleyküm kardeş. Arenacı emmi. Yakınlarda nerede oyun var? Anlat bakalım bana. Sanala ve Miyaza. Pekala. Sanala ve Miyaza. 28'i de harcayamıyorum kardeşim. Yapacak bir şey yok. Lan nereye harcayayım? Sanala ve Miyaza. Nereye yakınız biz? Vallahi Sanala'daki bizi üzebilir ya. Miyaza'ya mı gitsek? Miyaza'ya gidelim ya. Hadi Miyaza'ya gidelim. Miyaza'ya doğru yolculuğumuz başlamıştı. Üç bacak Necdet. Artık Kaldıradya'daki ilk adımlarını sizlerle beraber atmıştı. Cebinde hiçbir parası yoktu. Sadece bir tahıl ve biraz da tereyağı. Cepinde çapulcular bizi kovalıyor. Kardeşim, turnuvaya girerken kıyafetlerimi satıp gireceğim arkadaşlar. Sistemi öyle kuracağız. Yani hiç paramız yok, adam alamıyoruz. O muhabbetle oynayacağız. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Çok merak ediyorum. Ticarete girelim. Şimdi bir dakika. Ticaretten önce o 26'yı harca dediniz. 26'yı da harcıyorum. 28'lik bir şey var mı? Amına koyayım, yok ki. Tamam, bir gold'um kaldı. Ödedim. Baba. Donumu satıp turnuvaya giriyorum. Hatta mızrağımı da satıyorum. Hatta kalkanı satsak 203 ediyor. Kalkanımı da satıyorum. Sadece ve sadece just kılıç. 450 gold. 450 gold keke. Arenaya gidiyorum. Turnuvaya katılıyorum. Boyun korumalı bronz omuz zırhı vereceklermiş. Eyvallah. Eyvallah. İlk turnuvamız. Full versiyonda. Bannerlord'da. Seneler sonra.
İlk kez. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Tüm paramı da ilk turdan basacağım. 150 basabildim gerçi. Sıkıntı yok. Donla çıktık. Donla. Donsuz bir versiyon. Allah, tiplere bak. Ben şimdi çok karışmayacağım. Akılcı oynayacağız. Akılcı oynayacağız. Zırhlı ölsün önce. Önce zırhlı ölsün. Vur zırhlıya. Öldü. Güzel. Gel bakayım babana. Hadi bakayım köpek. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Üç bacak Necdet. Donla çıktığı turnuvada. Gerekeni yapmayı başarmıştı ve ilk tur atladı. Evet, ikinci 150'yi basıyorum. Bir tur daha basabileceğiz. Başka basamayacağız. Koru beni Okçu Niyazi. Benim okçuma ha köpek. Oh shit. Vücudumuzun dört bir yanı kan olmuştu ama savaşmaya devam ediyorduk. Üç bacak Necdet seviye atladı. Üç bacak Necdet. Bir turdan daha birinci çıkmayı başardık. Oğlum üstümdeki eşyaları sattım işte. Allah Allah. Cebimizdeki bir kayı kullanmadık. Donsuz başladık. Donsuz donumuzu satıp girdik savaşa. Gel bakalım seni köpek. Üzerinde zırh olabilir. Ama içinde mangal gibi yürek yok. Ho ho ho. Seni dombul küçük imparatorluk süvarisi. Son fight. Bütün paramızı bastık arkadaşlar. 1400 gold alacağız yenersek bunu. Hadi lan. Arbeletçi çavuşla birbirimize an itibariyle dalmış bulunmaktayız. Sağlı sollu indirişler. Necdet gerekeni yapmayı başardı. İlk turnuvasından parayı cepledi Necdet. Savaşı kazandı. Bahislerden eline elinden. Tamam, güzel. Oyunun standart ayarlarıyla girdim arkadaşlar. Hani çünkü seri yapacağımız için çok zorlamaya gerek yok. Bir de görevi yapacağız yani. O yüzden. Tamam. Şimdi bunu giyelim mi satalım mı? Bunu giyelim mi satalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? 964 gold'umuz var. Nereden ilerleyelim? Oğlum donsuzuz ama bak. Hiçbir şeyimiz yok. En azından bunu giysek bari böyle birazcık omuzlarımız korur. Böyle böyle bence turnuvalardan item toplayalım. 1443 paramız var şu anda oğlum, sıkıntı yok. İpek gelmiş. İpek nereden geldi? Sat ipeği ama. RMB modu olsa görürdüm abi. Oğlum ne yapalım, yapacak bir şey yok. Donsuz oynayacağız. Tamam, nerede turnuva var kardeş? Nerede turnuva var kardeş? Akkalat ve Odok. Tamam, ince ince o zaman o bölgeye doğru yanaşalım. Sancağı satamıyorsun kanka ya. Yoksa şimdi okutmuştum. Önce Akkalat'taki turnuvaya katılacağız. Kuzeyit olduğumuzu herkes biliyordu. Çıplak vücudumuzun üzerine giymiş olduğumuz bu omuzluk zırhı adeta kalra diye korku veriyordu. Çüklü aslan bayrağını göklerde sallandıracak olan üç bacak Necati. Üç bacak Necdet dedim, pardon, Necati'ye gidiyor kafa. Hadi bakalım. Akkalat'a iyice yanaşmıştık. Aa, bu arada yeteneklerim mi geldi galiba? Vermedik, evet. Tamam, şimdi kendimizi nerede ilerletelim? Okçulukta bir tık ilerletebilirim. Tekelli'de mecburen bir tık ilerleteceğim abi. Gönderli'de bir tık ilerletmek istiyorum. Tamam, böyle gidelim şimdilik. Arenaya girelim. Turnuvaya katılalım. Tıyalatı, güzel. Oo, bir de böyle tıyalatı ceplersek var ya. Seyret neler oluyor ondan sonra. Keşke zırh verse de üstümüzü böyle turnuvadan kazandığımız itemlerle giyebilsek. Çok mutlu olurum. Oğlum var ya, tişört de güzelmiş ama Tailverse'ün gönder Gucci. Gucci'ye yaptırmışlar. Bana nasıl oldu, hala hayretler içindeyim. Evet, mızrak savaşı en sevmediğim. Baba elemanın elinde ama şey var ya. Bak bunun arkasını döndürdüm, şunu vur ya. Bu hiç hoş değil. Bir dakika, benim de kılıcım var. Benim de kılıcım var lan köpek. Oh shit. Hadi bakayım. Havada öldürürüm adamı. Vücudumun bir bölümü kan olmuş olabilir. Ama savaş kazanmak
Benim doğamda var. Tüm paramı basıyorum. Aha, at dokçuluk gaming. Ya çek kılıcı abi, şu anda okçulukla vakit kaybedemem. Gel lan buraya köpek. Şunları bir almam lazım. Şu atlıların bir işini bitirmemiz lazım. Lan gel buraya, ağzına sokacağım bu kılıcı, ağzına. Pisleme içiyoruz. Oğlum benim adamlarım öldü. Okçu bana çalışıyor. Tamam, okçuyu düşürdüm. Şu atlıyı düşürmemiz lazım. Çok vuruyor. Güzel. İndir bunu. İndir bunu, düşeceğim ben. Oğlum düşeceğim ben. Vur oğlum şuna. Vur oğlum şuna. Ah siktir, beni düşürdü. Kesmen lazım bunu oğlum. Yoksa var ya, para mara kalmaz. Darkan alır, Darkan alır. Nayantay'ı keser herhalde ya. Hadi oğlum. Hadi koçum. Siktir, çok kötü oldu ya. Aman tanrım. Hadi Darkan, bunu başarabilirsin. Hadi koçum. Vallahi at gidiyor ya. Bence alır Darkan. Darkan alır. Darkan yeme bunu. Aha, ata bindi. Ata bindi Kuzey Darkan'ı. Neler oluyor? Aha vurdu. Vur lan bir daha, bunun canını azalttım ben çok. Hadi lan Darkan, başarırsın lan. Nayantani kim köpek? Vur ağzına oğlum. Aferin benim aslanım. Hadi koçum. Hadi benim aslanım. Başarabilirsin. Niye atı süremiyor acaba, şey mi? Kuzey Tarkan olduğu için mi mal gibi bakıyor? Vur oğlum. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Hadi oğlum, hadi aslanım. Atın staminası bitmiş. Darkan dikkat et. Darkan alırsın bunu. Vur oğlum. Vur oğlum. Aferin, bir daha. Bir daha vur, ölecek o. Allah'ım attan düştü. Daha iyi, daha iyi. Kalk ayağa, kalk ayağa. Hadi koçum. Darkan'a bak, efsane savaşıyor. Vur oğlum. Sapla ağzına. Aha geberdi adamım Darkan. Hadi bakayım, üç bacak Necati. Kuzeyit Darkan kardeşi sayesinde bir görevi daha başardı. Fucking shit. Öl be adam. Bak ya, atlısı da arkadan vuruyor. Oğlum atın nerede senin, gerizekalı? Ha iyi, tamam güzel. Gel benimle kal, benimle kal. Benimle kal, bitireceğiz bunu. Bitireceğiz bu köpeği. Nightmavcum TR1 abone olarak aramıza katılmış. Welcome to the jungle. Oh be. Ağzına sokacağım onun. Darkan koçum benim. Adamım benim. Abi 31 soktu ağzıma. Hadi bitiriyoruz bu işi. Çok güzel. Ağzına sıçtımın. Sapla Darkan. İşte bu kadar bebeğim benim. Final roundda bizi kurtaran Darkan'la 1v1 atacağız. Abi o mızrak bana saplana söyleyebilirim. Atsana piç. Güzel. Güzel. Ağzına sapladım. Gel bakalım. Ho ho bebeğim. Ho ho. Bizi finale getiren Darkan sayesinde kazandık. Oğlum var ya, yemin ediyorum. Yemin ediyorum, çok kısmetsiz. Darkan var ya, yemin ediyorum hak etti aslında. O hak etti. Biz hak etmedik babacığım.
Güzel. Tıyal atı da bizim oldu. Atletizm Mart'ta. Hemen buraya verelim abi. Hemen buraya verelim bir parça. Üç bacak devletin artık tıyal atı. Ah. Oh. Asiktir, tıyal atının fiyatına bakın oğlum. Ekonomi güncellemelerinde neler olmuş? 12 bin diyor lan. Babacım buyurun. Oğlum çok mutluyum ya. Zengin olduk babacığım. Daha hiçbir... Bannerlord'da enflasyon adeta dört bir yana vurmuş. Şuradan inceden bir kıyafet falan mı alsak ya? Dört öncü istemez. Odoko doğru ilerleyelim. Aha asiktir ya. Asiktir ya. Parasını veriyorum. Parayı veriyorum. Şerefsiz köpekler. Beni çok gafil avladınız. Tamam. Burada var mı ya birisi? 5 tane Kuzeyit kervan muhafızı. Yok abi onların maaşları çok. Kuzeyit'ten adam toplayacağız. Mecbur toplayacağız da. Bakacık. Düz süvari kılıcı. Güzel baba. Severiz. Severiz. Çevirmeye denk geldik. Yapacak bir şey yok baba. Ödedik ben burada durduğum yerden sıkayım ya bu salaklara. Hem okçuluğum gelişsin. Hem ayranım dökülmesin. Ah be. Oğlum bak ben çıplam sadece omuzluğum var. Adam ol. Bana sıkmayın. Abi. Abi. Oh no. Ya bizim adamı vurdum ya. Ama işte okçuluğum gelişsin diye uğraşıyorum. Sola döner dedim dönmedi şerefsiz. Hoppa. Hoppa. Ah be. Al bakayım içine bunu Zeki Müren. Al bakayım babacığım bunu içine. I'm coming. Hadi bakayım ölsene be adam artık 78 tane ok yedin ya. Battal Gazi misin? Ulu Tengri bana yardım etti. Ve o lanet olası pisliği oklarımla devirmeyi başardım. Şu okla sevinirken çok çirkin görünüyor ya. Bas parayı bas. Turnuvalardan bulacağız parayı. Sal bakayım. Sal bakayım. Ulan hareket etmesene Teres. Bak ya benim attığım mızrağı alıyor yerden. Piç misin oğlum? Benim attığım mızrağı topluyor ya. Gavat. Aha. Sana şimdi bir Kuzeyit salvosu. Hadi bakayım. Abi çıplam. Abi çıplam. Ağzına tükürürüm lan. Kimsiniz oğlum siz? Üç bacak Necdet yine gerekeni yapıyordu. Düz süvari kılıcını elde etmek için sonuna kadar götürecekti işi. Yine bir Kuzeyit salvosu. Sağlı sollu. Ağzına soktum ağzına. Öl be adam. Hadi bakayım canım benim. Hadi bakayım canım benim. Üç bacak Necdet. O tuşuyla yapıyoruz sevinmeyi. O'ya basılı tutarak. Abi, abi, abim. Abim Akrum. Akrum reis yapma böyle şeyler. Akrum ölür müsün? Akrum bak
Şeyim bitti. Ağzına tükürürüm akrum oraya gelirsem. Piçe bak. Hoppa. Hoppa. Akrum sen kim köpeksin lan? Sen kim köpeksin lan? Rezil. Rezil it. Hadi bakayım. Parayı cepledik. Düz süvari kılıcını cepledik. 1700'de öyle geldi para. Hadi bakalım. Şimdi benim kılıcımdan iyi değil mi bu? Tabii ki iyi lan. Uzunluğu 109. Saplama hasarı, saldırma hızı, savurma hasarı daha iyi. Evet abi. Demir süvari kılıcı, düz süvari kılıcı. Yani anlayamadım ki hangisi daha iyi. Hangisi daha çok para ödüyor? Düz süvari. Tamam, düz süvariyi kullanalım. Bunu satalım baba. O zaman bir üst baş alayım inceden kendime ya. Şöyle en azından çıplak gezmeyelim be oğlum. Paramız varken. Çok pahalı ama ya. Nasıl alacağım ki? Şu kötüleri de almak istemiyorum. Bunları almasam daha iyi. Neyse, en azından çivili yeleğimi alayım. Çivili kolluk alayım. Bir tane de sağlam deri bot alayım ya. He, bence olur. Bir de göçebe şapkası. Yakışır. 330. Tamam, ben okeyim. Ben okeyim bu paraya. Güzel güzel. En azından çıplak olmayalım. Çıplak olmayalım baba. Var mı yakınlarda bir yerde turnuva kardeş? Selamünaleyküm Niyazi. Yakınlarda nerede var? Hüsnü Fuluk ve Sanepa. Baba yola çıkar. O zaman Asera köpeklerinin beni duyma vakti geldi anlaşılan. Ekibi 20 adama çıkar. Klan rütbesini ulaştır. Tamam da. Şu anda onu çıkarmak için ama benim şu Erzanur Kalesi'nin köyünden birkaç asker alabilir miyim acaba? Birkaç tane atlı asker alsam yanıma rahat ederiz diye düşünüyorum ama bu sefer de pasif gelirimiz olmadığı için problem yaşar mıyız bilmiyorum. Neyse, en azından bir 4 kişi olalım abi. Bir 4 kişi olalım. Bir de şuradan alayım. Erzanur köyünden de alayım. Hikayede bakacağız artık. Değişiklik var mı? Düzelmiş mi? Sıkıntı olmuş mu? Hepsini bu seride beraber oynayacağız arkadaşlar. YouTube'a da zaten tekrarı gelecek. Güzel. 9 kişilik bir ekip olduk. Ama yımağımız yok. Yani yımak alsaydık iyiydi bence. Alright. Bu bizi birazcık idare eder gibi. 20 gün bizi idare ediyormuş. Güzel. Hüsnü Fuluk'taki turnuvaya bir gidelim bakalım. Bir selamünaleyküm çakalım Hüsnü Fuluk'a. Demircilik kasar mıyız, kasmaz mıyız bilmiyorum. Onu tamamen oyundaki kaderimiz aslında bizi yönlendirecek. Oha, 8 tane kılıçlı kız kardeş. Acaba bu kız kardeşler yeni geldi arkadaşlar, bulabiliyorsunuz. Olcancığım 7 ay olmuş kardeşim benim. Kılıçlı kız kardeşleri geliştirdiğimizde atlı oluyorlar. İnanılmaz güçlü bir birlik. Ve ben bu birlikleri aslında almak istiyorum ama 3200 vermek biraz çok gibi ya. Ama kızların gelmesi lazım kardeşim. Bizim ekibimiz böyle daldaşak olmaz. Normal ticaret eskisi gibi değil arkadaşlar. At fiyatları falan çok fazla. Ama ticareti de bir yandan da kasmak istiyorum işin gerçeği. Bakacağız. Bakacağız. Tamam, hadi şu turnuvaya da bir girelim. İnşallah güzel bir item veriyordur ya. Kapaklı switch'i miğfer. Güzel. Tamam, miğfer severiz. Ama sarık ya. Onların maaşları çok fazla ya. Alalım da maaşları çok fazla. Alacağım zaten. Neyse, şuradan gidelim. Lan oğlum, Asera yokçusu salak. Vuramıyorum herife. Oğlum ben bu fırlatmalı mızrak işini... Amına koduğum. Hadi lan oradan. Betalardan hiçbirini seçin. Tam sürümü otomatik yükler eğer betadaysanız. Değilseniz zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Otomatikman yükleyecektir. Oha. Bak yine bu AI'ın etrafta dolaşma olayı var ya, gıcık oluyorum ya. Bizim eleman iyi vurdu. Geber.
Gel bakayım buraya köpek. Benden kaçabileceğini zannediyorsun öyle mi? Seni köpek, aşağılık, pislik. Mızrağımın ucundan kimse kaçamaz. Kapaklı, sarıklı, çivili miğfer. Hadi bakalım. Kılıç kalkanımı verdiler. Neyse şöyle koşayım da bari biraz atletizm de kasalım. Bizi mi oklayacaksın aslanım? Şu mavinin okçusunu devirmem lazım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım. Bizi mi vuracaksın koçum? Senin okların burada bir işe yaramaz aslan yumurtası. Aslan yumurtası ne olacak? Tamam. Bahislerimizi basıyoruz babacığım. Gel bakalım kerkenes. Al içine al al. Alamadı. Hadi bakayım. Ah be. Hadi bakayım. Ah be. Kulak memesini yaladı. Sen hayırdır oğlum? Hayırdır? Bunlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlar. Üç bacak Necdet. Kalradya'daki şanını artırmaya devam ediyordu. Ah be. Kulak memesini yaladı. Oo bir bayan. Asera yokçusu. Oğlum bayan gibi ses çıkardı lan. Bayan değilmiş bu. Bu dövüyor la bizi. Geber köpek. Evet 1620 gold'umuzu aldık. İtemimizi de aldık. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bunu kullanır mıyım ben? Ben bunu kullanmam abi ya. Ben bunu net kullanmam yani. Şunları alıyorum Han bölgesindeki 8 kılıç kardeşine. Güzel bir ekibimiz oldu bence. Artık birkaç tane çapulcu kesebiliriz. Şuradan ama şey almam lazım benim ya. Şu Kuzeyitlerin baltası var ya ondan bulmamız lazım. Sığınak varmış lan patlatsak mı? Görev ne? Köyün yük hayvanlarına ihtiyacı var. Abi ben onunla uğraşamam şu anda. Bozkır aydutlarıyla bir çatışmaya girebiliriz. O doğu bir yürüyelim bakalım. O doğu bir yürüyelim çünkü şu anda günde 120 gold kaybediyoruz arkadaşlar. Çok büyük para kaybediyoruz yani. 551'e şunu okutalım. Şu bana güzel bir kılıcınız var mı kardeşim vereceğiniz ya? Bozkır işi binici kargısı. Ağır süvari kargısı. Bari bunu alayım ya. Bunu alsam mı? Bu biraz para ediyor ama. Lazım bana böyle bir şey arkadaşlar. Bir de tabii atımı da değiştirmem lazım. Bir tane de bozkır atı alayım. Alright. Bence güzel oldu. Görev ne var? Davala'nın ödül avcıları. Aha tamam bak bu görevi yapabiliriz. Konuşalım. Well now stranger. Peace to you. What is your name? My name is Üç Bacak Necati. Well done stranger. What is your name? Peace to you. Bana Üç Bacak Necdet derler. Sen kimsin? Ben Davalan. Beni etrafındakilere sorabilirsin. Tabiri caizse insanların sorunlarını çözmek gibi bir yeteneğim var. O kadar olurcum. 5 tane aboneli hediye etmiş kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Düşünce dublajını bakarız ya. Olmazsa yapılabiliyorsa ben yaparım. Ben yaparım buna. Ben taşak geçeriz. Hoş geldin beyim falan. Seslendirme yaparız öyle bir şey. Bir sorunla ilgili yardımcı olabileceğimiz bir şey varmış. Bizim çocuklardan bazıları ortadan kayboldu. Burada takılan ve sonradan ödül avcıları olduğu anlaşılan bir başka grupla birlikte içerken kör kütük sarhoş olduklarını söyleyen bir tanığım var. Derken 4 satırlık devasa bir virgülsüz cümleyle gerçekten beni benden aldılar. Bizim çocukların eli kolu bağlı ve bu hain hayvanlar onları ödül karşılığında teslim etmeyi planlıyorlar. Ödül avcılarının sığınaklarına baskın düzenle ve arkadaşlarımı onlardan kurtar. Zahmetlerin karşılığında 3000 dinar öderim. Olur kardeş bu işi hallederiz. Bizde bu. İşte şöyle adamlarım sığınağı nasıl bulacağını söyleyecekler.
O zavallı eserleri kurtardığında büyük çuval dolusu gümüş seni bekliyor olacak. Eyvallah Papsiçu. Biniciliğimiz bir tık artmış, hemen verelim puanımızı. Hücum hasarı %20. Manevra %10. Binicilik becerisi, hücum hasarı. Biz hücum hasarı alalım abi. Biz hücumcuyuz çünkü biliyorsunuz. Alright Kekeçü, nerede? Sığınak şuradaymış. Tamam, hadi gidiyoruz. Ve ilk görevimizi almıştık. Üç bacak Necdet, gerekeni yapmaya, destanı yazmaya başladı. Destan yazmışlar, harbiden yazmışlar. Gece karanlığında sığınağa dalmamız gerekiyordu. Saldırmak için karanlığı beklemeye başladık. Ben şu anda başarımları kazanamıyorum herhalde. Ay, sokağın başarımına. Sokağın başarımına. Ne yapayım? Kazanamazsam zaten Dismemberment modunu yüklerim. Kalkan almadım. Kalkana çok gerek yok ya. Necdet ve yanına almış olduğu kız kardeşlerle ortamlara okuyoruz. Kızlarla gece baskını. Hadi bakalım. Atış serbest. Bak 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 bak, bam 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 bam. Saldırın. Hala burada bağırma yok. Gerçi hani şeydeyiz hesabı. O kadar olur canım. Kendisi de ikinci ay olmuş. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Yeni kılıcımı test etme zamanı. Aferin kızlar. Sıkmaya devam edin. Seni bozkır taydutu serseri. Seni bozkır taydutu serseri. Kızlar geliyor musunuz? Kızlara bir bakalım mı ya? Kızlar nasıl olmuş? Oo, kılıç kardeşi kızlar. Hadi bakalım koşun. Hepsinde de böyle bir batanyalı tipi yok mu? Hepsinin gözlerindeki boş bakış beni benden aldı ya. Bunlar hep şeyler bak. Bunlar hep kızgın dullar. Kalradya'da kocası tarafından terk edilmiş kızgın dullar. Yeşil çatı yetiştirmiş bunları. Mor çatı mıydı? Çok saçma. Bak bak nasıl sıkıyorlar. Çılgın rahibeler. Bunlar tarikat oğlum. Lan benim adamıma mı vuracaksın? Aa, düştü aşağı pezemek. Biz daha düello yapacağız, o yüzden çok şey yapmayalım arkadaşlar. Dikiş kursunu. Halı kilim travel yaparlarken bir anda gelip buraya girmişler. Yürüyün bakalım. Bu haydutlara günlerini gösterelim. Üç bacak Necat'ın burada olduğunu bilsinler. Yeni iki tane de şey eklendi. Bir tanesi dağ sığınağı, bir tanesi de deniz sığınağı olmak üzere. Onları da dağ sığınağını henüz göremedim de deniz sığınağını görmüştüm Sturgen'in orada galiba. Güzel, aferin kızlar. Gerekeni yaptınız. Şimdi ben bununla kapışayım mı? Evet sevgili chat, beni yönlendirin. Bununla kapışalım mı, kapışmayalım mı? Bu gerçekten bizim için kritik bir karar. Bu adam tek vuruşla ağzımıza sıçabilir bu arada. Bozkır haydutların elebaşı. Bayraktarcığım hoş geldin kardeşim benim. 7 ay olmuş. Eyvallah. Gemiler modla gelecek. Ya modların bazıları DLC olacak. Ondan emin olabilirsiniz. Etinden korkanın kemiğini. Tamam ulan. Ama var ya, kesin dayak yiyeceğiz biliyorsunuz değil mi? Görev yapamayacağız. Hadi bakalım. Oğlum var ya, çok kritik, bir tane vursa iş bitmişti. Aşağılık köpekler, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Adamın içinden geçerim. Üç bacak Necdet. 5.2 namı kazandık, 3.1 moral ceplendi. Tutsakları alalım, satarız. Askerlerimizde level up var. Aha, bir tanesini atlı yaptık. Aa, at istemiyor lan. Oha, at istemedi oğlum bunları yükseltirken. Çok saçma. Neyse, önemli değil. Ben malıma bakarım. Güzel. İtemleri cepleyebildiğimizi cepleyelim babacım. Hoş dolamalı ayakkabı. Hoş dolamalı ayakkabıyı giyelim o zaman madem hoşmuş. Bunları satarız baba. Bunlarda iyi para var ya. Bunlarda iyi para var ya.
Şu herifin silahı düşseydi çok güzel olacaktı ama ya. Güzel. Bir görevi başarıyla tamamladık. İlişkimiz yükselirken bir yandan da paranın içinden geçmeye başladık. Kullandığın tek elli silahların tutuşu 20 artar. Fazla hasar verir. Kalkan darbeleri %50. Düşmanların daha uzun süre sersemletir. Biz buradan %20 tutuşu arttıralım. Biniciliğimiz iyi. Okçuluğumuzu bir tık arttırmaksam mı diye düşündüm. Güce vereyim bir parti. Taktik, liderlik bunlar şu anda okey. Bunlarda bir problemimiz yok. Atletizmden biraz yürüyebiliriz. Biraz hızlanmamız lazım çünkü bu tarz savaşlarda. Bakacağız. Savaşçınız karıya nasıl götürün? Götürmeyeceğim zaten, karılar orada. Ortongard'a gidelim. Selamünaleyküm kardeş. Var mı burada bize katılacak bir delikanlı? Kız kardeşler müritleri vardı da çok para ya. Ticaretimize bakalım. Hafif eğer benim eğerimden iyi mi lan? Bozkır eğeri 12. Hafif eğer 10. Sat. Sat baba çu sat. 835'tir deyip yolumuza bakıyoruz. Aktif mod 0 şu anda arkadaşlar. 0 parayla başladık. Donumu satıp turnuvalara girerek başladım. Ya düz süvari kılıcı veriyor da neyse artık satarız. Bir kafa falan ediyordu. 3 bacak Necdet vs atmak için rakibiyle sağdaki yerini aldı. Of. Gel bakalım köpek. Kılıç darbeleri alevler çıkartıyordu. Kuzeyitliler coşmuş bir şekilde 3 bacak Necdet'i selamlıyorlardı. Hadi bakalım abi. Daha kaç vuracağım ben bu herife ya? Ağzına sokarım. Hadi bakayım canım benim, hadi bakayım. Gel buraya kerkenes. Geldi bile oğlum. Captivity event modu geldi bile gene şeye. Steam atölyeye. Hadi bakayım hadi. Geçmiş olsun koçlar. Adamın içinden geçeriz. Yarı finaldeydik. Aha ben bu silahı istiyorum işte ya. Bana bu silah lazım babacım ya. Bana bu lazım ya. İt ol it. Adam olacaksın Abagaye. Adam olacaksın. Abagaye'yi anlamadık mı peki? Abagaye'yi anladık bence. Ya keşke bak en basitinden şimdi full versiyonda şu özelliğin gelmesini çok isterdim abi. Warband'da ne oluyordu? Warband'da hem bir ziyafet oluyordu turnuva olduğunda. Hem de bütün lordlar mordlar buraya geliyordu. Ve siz turnuvayı kazanırsanız ücretsiz bir şekilde abi yukarıya çıkıyordunuz. Şimdi burada bakar mısın abi? Bu kadar kale yapmışsınız. Bomboş abi, turnuva var diye geldik. Şehirde bir sikim yok. Yani bu beni üzüyor abi. Beni üzüyor bu. Bunun böyle olmaması lazım. Bunun acilen bir peşle düzelmesi lazım. Hey Tailwords. Bunun acilen düzelmesi lazım abi. Çünkü turnuvanın bir parçası olduğumum. Orada mesela o turnuvayı kazanıp oradaki lordlarla tek tek konuşup aferin delikanlı iyi savaştın falan filan dediğinde o turnuvayı kazanma hazzını çok güzel alıyorduk. Aslında bir iki cümlelik basit bir şey yani. Ve burada mesela konuşup kızlarla aramızı ilişkimizi geliştiriyorduk. Ve bu turnuvayı sana adıyorum falan diyordun kıza. Ekstra senden hoşlanıyordu. Güzel oluyordu yani. Bu tarz öğelerin mutlaka gelmesi lazım. Sese bak ama bakayım. Benim adım Üç Bacak Necdet. Sen de kimsin hanımefendi? Adınızı öğrenebilir miyim? Ben Arkit'ten Abaye. Abagaye. Klanımız Kuzeyit Klanı'na nesiller boyu hizmet ediyor. Neresi sesin budalalığı nedir bakalım? Ateşli bir hayranınızım. Belki de sen ve ben. Açık sözlü bir insansın. Bu hoşuma gitti. Adet olduğu üzere arada sırada buluşur birbirimizi tanırız. Abagaye'yi anlayabilirim arkadaşlar. Abagaye
Olabilir, neden olmasın ya? Şöyle bir bakalım. Abagai. Olabilirsin ya. Tamam hadi çık bakalım buradan. Abagai'nin babası kimdi? Tulak. İstesek mi lan Tulak'tan? Makeb'in oradaymış. Paramız var mı? Ama çok para ister ya şimdi göt. Şimdi bu kılıcı satıyoruz. Bir kağıda da buradan geldi. Allah bereket versin. Şu çapulculara bir dalalım ya. Şöyle birazcık artık sağda solda bir... Aa bunlar da konuşuyor lan. Çapulcular da konuşuyormuş. Saldırın benim cesur askerlerim. Xlex, diğer bir abone olarak aramıza katılmış. Hoş geldin dostum. Teşekkür ediyorum. Oo koltuklanmış karga gaming de atım var ya. Yemin ediyorum at değil eşek. Koltuklanmış karga yapalım. Hadi bakayım. Oğlum atımız eşek ya. Yemin ediyorum eşeğe biniyoruz ya. Dönmüyor at yemin. Ya böyle bir rezillik yok ya. Hadi bakayım. Başarım gelseydi yazardı oğlum. Başarımlar gelmiyor ya. Herhalde oyunu kapatıp açmamız gerekiyordu cheat modu kapattıktan sonra. Sokayım başarımı ne oğlum? Ben zaten başarım biriktiren bir adam değilim ki. Sevmem o işleri yani. Hadi bakayım canım. Neredeyse tek başına bütün bir çapulcu birliğini kesmeyi başardı. Ya at bulmamız lazım at. Ama tabii benim şeyim yüksem. Aa bir sürü tutsağımız var lan yanımızda. İtemleri çal. Tamam Ortongard'a bir girelim. Tutsakları bir okutalım. Önderli silahımız arttı. %2 arttırır. Önderlik ettiğim piyadeler. Süvariler abi. Süvariden yürüyeceğiz. Oradan gidelim birazcık. Biniciliğin biraz daha artsın istiyorum ya. Biniciliğin çok hızlı artsın istiyorum. Kör palayı sat. Şu lüzumsuz itemleri de okut. Fidyemizi de alalım. Temiz. Temiz babacığım. Güzel para kaldı cepledik ya bence. Acaba nerede turnuva var? Bir de ona bakayım. Şey yok mu ya? Yoldaş yok. Selamünaleyküm Ezmi. Nerede turnuva var? Makeb ve Tayal'da bir tane başlayacak. Peki Makeb'e gidiyoruz. Tulak da oradaydı. Belki de gelecekteki kayınpederimizle tanışma ihtimalimiz olur. Makeb'e doğru ilerliyoruz. Görevde durumumuz ne peki? Birlik büyüklüğümüz 20, namımız 50 olacak. Peki bir de yoldaş alacağız. Tamam makepte varsa alalım yoldaşı. Vallahi bozkır eşeğimiz var. Koşamıyor ya. Monçuk reise bak gitti oradan. Kimse yok ki handa ya. Bakın artık kompanyonları bulmak için hancıya gidiyorsunuz. Selamünaleyküm reisler diyorsunuz. Şunla mesela konuştuğumuzda bunlar grating yapmıyorlar. Bir dakika ne dedi o? O bir şey söyledi de kaçırdım. Çaykant'ta iyi satıyormuş. Yük başına 229 kar bıraktığını söylediler. Araç gereç. Çaykant'ta araç gereç. Çal keke. İşe almak için becerilere sahip kişiler arıyorum. Bir tane şey alalım ya. Şey nerede abi? Cerrah. Üzgünüm kimse yok. Allah belanı versin. Boşa gitti para. Çal keke çal. Benim oyun seslerim mi düşük? Yo açık. PC'nin sesleri mi düşük? O da açık. Nedense yeteri kadar ses gelmiyormuş gibi hissettim. Evet şimdi burada peki şey var mı abi araç gereç? Varmış lan 159. Çaykanta mı sat dedi bunları alıp? Bakalım doğru mu? İnceden trade'e de girmiş olalım. Askerin motivasyonunu nasıl arttıracaksın? Arttırırız babacığım ya. Yemek çeşitliliğiyle falan ne yapalım?
Ben de istiyorum şey yapmayı ama. Oha doğru söylüyormuş lan köylüler. Eyvallah babacığım sakalımızı aldık devam ki. Kara çara. Bununla işimiz yok ya. Buradan peki alamaz mıyız? Bir gidelim bakalım. Dur lan iyiymiş bu. Kim geldi? Ömerciğim 5 ay olmuş. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Benim hocam 3 bacak Necati. Necdet. Niye Necati diyorum? Necati mi yapsak lan bu herifin adını? Şu mikrofonum beni niye böyle rahatsız etti? Şöyle koyayım. Benim adım 3 bacak Necdet. Hikayesini anlatıyor Karaçara. Bakalım şu köylülerden bir şey öğrenebileceğiz mi? Lady Seçen. Gökler bizi korusun, korusun kardeş. O serseriye dedim ki kızımı rahat bırak. Makebe götürdüğünü söyle. Her birinden 123 dinar. Fıçı bira alıp. Tamam fıçı birayı öğrendik abi. Bak şimdi. Hemen fıçı bira var mı kardeşim? Ver babacığım fıçı biraları. Hemen makebe taşıyoruz fıçı biraları. İnceden ticaretle kasacağım abi. İnceden ticaretle kasacağım. Ekonomi sistemini nasıl geliştirdiklerini öğrenmek istiyorum. Selamünaleyküm. Of. Of. Güzel para aldık lan. Vallahi güzel para aldık. Baba turnuvaya katıldığımda. Aha katmanlı yarı at zırhı. Katıl. Katıl 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 katıl. Monçuk var turnuvada. Monçuk reisle kapışacağız. Okçuluk kasmaya çalışıyorum da bir yandan. Sikinti. Kulak memesini pas geçtim. Geber köpek. Beni mi öldüreceksin aslanım? Bize mi kıyacaksın koçum? Aa niye vuramıyorum lan? Bizi mi indireceksin aslanım? Hadi bakayım. Senin ben şimdi içinden geçmedim mi? Şimdi ben senin içinden geçmedim mi? Üçüncü bacağı içinde hissetmedim mi? Hadi bakalım, hadi bakalım. Bizim olduğumuz yerde savaşlardan sadece bir kişi galip çıkar aslanım. Monçuk'la bir sonraki tur karşılaşacağız mı? Aa Monçuk elendi lan. Galiba. Abi biz de elenmeyelim lütfen. Ağzına tükürdüğümün herifi. Adam olacaksınız, delikanlı olacaksınız. İpinizi keserim ulan. Bedirhan'cım hoş geldin. İşte bu kadar bebeğim benim. Vallahi Monçuk elenmiş. Sevindin mi duruma? Ah be. Onu ben öldürüyordum. Seni aşağılık.
Rezil herif. Evet chat. Tamam. Gel bakalım it. Oho shit, kafaya gelseydi var ya çok pis demeyeceğimiştik. Al bakalım içine. Bizim olduğumuz yerde tek bir şampiyon vardır. Onun adı Üç Bacak Necdet. Güzel, parayı kazandık. Kaleye de gidelim. Verdim rüşveti. Allah belanızı versin. Böyle bir rezillik olamaz ya. Selamun aleyküm. Monçuk Reis buradaymış. Öyle duydum. Tipe bak. Rahat ol asker. Monçuk'a bak. Köşede beni bekliyor. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Monçuk'un sese bak. Bana Üç Bacak Necdet derler beyefendi. Benim adım Monçuk. Kuzeyit Kağan'ı. Makef ve Çaykant'ın lorduyum. Adını duydum. O turnuvadaki galibiyetini kutlarım bak. Bu olmaz abi, bu olmaz, bu olmaz. Bana diyecek ki, vay delikanlı, turnuvayı kazanmışsın ve benimle tanışmak istemişsin falan. Bunları istiyoruz. Bana Pendrake Savaşı hakkında bilgi verir misin? İmparator Nereste savaşçılarımızı paralı asker olarak tutmayı teklif etmişti. Ben bunda bir sakınca görmedim. İmparatorluk yaşlı bir ayı gibiydi. Besiliydi. Ve ağır hareket ediyordu. Elindeki korumak istiyordu. Sturgellar aç kurtlar gibiydi. Ve hala da öyleler. Tıpkı bizim gibi. Kurtlar bazen sürüler halinde avlanır. Bazen de öyle avlanmaz. Gerçekten çok anlamlı bir cümle. Bazen avlanır, bazen de avlanmaz. Bazen bir kurt rakibine aslanın öldürmesini ister. Gidenlerin çoğu Kergit klanındandı. Kergit klanı yeni bir klandır. Bizimki gibi bir geçmişe sahip değildir. Hep kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Her neyse, Noyanların solun savaş sırasında hanenin erkeklerinin büyük bir bölümüne birlikte can verdi. Ne diyebilirim ki? Zafer açlığı tehlikelidir. Hem bu açlığı çeken hem de etrafındakiler için. Klanlar korulur ve dağılır. Benim görevim bütün kuzeytlere hizmet etmektir. Bir de şöyle düşün. Eğer kocası ölmeseydi Lady Messui Kergitlerin liderliğini asla üstlenmeyecekti. Ölüm fırsatlar yaratır. Büyük bir savaştan sağ kurtulanlar yas tutuyormuş gibi görünürler. Ama içten içe bayram ederler. Eyvallah baba, eyvallah. Yalnız ben şimdi şuraya geldim. Bunlar daha önce developer güncellemelerinde açıklamışlardı. Krallığı yıkabileceğimiz aynı bu şeydeki gibi düşünün. Warband'da hani adamlar vardı ya kalede. İşte benim tekrar tahta çıkmama yardımcı olur musun muhabbeti. O görevlerin geleceğini söylediler. Oğlum full versiyon geldi. O görevler nerede? Tailwords. O görevler nerede? Artık gitmeliyim. Tanıştığımıza memnun oldum Monçuk. Sevgili Monçuk. Burada da Anat varmış. Anat'a da bir uğrayayım gelmişken. Selamünaleyküm Anat. Kapçık ağızlı Anat. Bana Üç Bacak Necdet derler. Tanıştığımıza memnun oldum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Puluç oynayarak biraz vakit geçirebiliriz. Bakacağız. Bakacağız. Bakacak. Acaba şeye mi gitsek? Şimdi o Messui dedi ya bize. Belki Messui de mi öyle bir görev vardır Kergit'ten? Messui nerede? Pons yakınlarında görünmüş. Pons nerede abi? En son buralarda görünmüş Messui. Bir gidelim bakalım Messui'ye bir selam çakalım ya. Selamünaleyküm Messui diyelim bakalım ne olacak. Epinosa'yı alıyorlar gerçi. Nerede ki Messui? Aa burada Kanuja'nın, Vuskan'ın ordusunda. Savaşın bitmesini bekleyeceğiz. Tamam bekleyelim. Savaşın bitmesini bekleyelim. Babazım ne yapalım beklemeyip ya. Hadi ama kesin artık. Bu bir de AI'ın gelişip iki tane ordunun bir araya gelip savaşa girme muhabbeti de çok güzel olmuş. Ben onu beğendim. Yok lan yağmalarsak direkt şeyleri kaybederiz. Aldığımız olumlu trade'lerin hepsini kaybederiz. Harekete bağlı yay isabet hassasiyetini %30 azaltır. Tamam bunu yapalım. Bunu açalım babacım. Bu bizim için önemli babasım. Yo yo direkt ana görev girdim. Ana görevden gideceğiz.
Bir yandan bunu yapıyorum, bir yandan bunu yapacağım işte. Şu Mesu ile bir görüşmek istiyorum ki şunu merak ediyorum. Mesu'yu mesela şey diyecek mi? Ben Kaldradia'nın Monchu'nun yerine geçmeliyim falan. Öyle bir şey diyecek mi, onu merak ediyorum. Oo, kaleye girelim bakalım. Almadılar beni. Almıyorlar beni içeri. Ay sıçayım bacağınızı. Üç bacak Necdet geldi, almıyorsunuz. Ne kadar ayıp ya. İçeri almadılar. Ben Kuzeytlere katılıp başa geçmeyi düşünüyorum ama. Neredeydi Mesu'yu? Bu daha hafta mıydı? Aynen. Selamünaleyküm. Sese bak. Benim adım Üçbacak. Ben Kergit'ten Mesu'yu. Eminim Bozkır Destanları'nda klanımızın adını duymuşsundur. Kuzeyt'ten anası olan Ulu Diş Kurdun 12 oğlundan birinin adını taşıyoruz. Ben Baltakant'ın Lady'siyim. Pendrake Savaşı. O ismi lanetliyorum. Kocamı, iki kardeşimi ve sayamayacağım kadar çok kuzenimi benden aldı. Kergitleri hiçbir zaman zengin bir klan olmamıştır. Ama bunu her zaman cesaretimizle telafi etmişizdir. İmparatorun Sturgyalılara, Batanyalılara ve diğerlerine karşı yanında savaşacak adamlara gümüş vaat ettiği duyulunca cesur gençlerimiz bu fırsatı balıklama atladılar elbette. En cesurları ve en iyileri olan kocam başlarına geçti. Vilandiyalılarla savaştık. Galip geldik. Ama büyük bir katliam oldu. Kocamın atını katlettiler. Ama kocam attan düşmüş olmasına rağmen Vilandiyalıların cesetlerinden oluşan bir yığın ortasında can verdi. Bu sırada Sturgia baltası imparatorun kafasını yardığı için imparator bize ödeme yapabilecek durumda değildi. Savaş böyledir işte. Ancak sonrasında olanlar, erkeklerimizin başına gelenler duyulunca diğer klanlar, özellikle de Arkitler, zayıf olduğumuzu anladılar. Sürülerimizi yağmaladılar. Karşı çıkan herkesi öldürdüler. Monçuk bu olanları durdurmak için pek bir şey yapmadı. Bu bize cesaretin ölümle sonuçlandığını, ihanetin ise insanı nasıl zengin ettiğini öğretti. Eyvallah yavrum. Konuşmak istediğim bir şey var. Politika hakkında ne düşünüyorsun? Kergitler Kuzey Savaşları'nda büyük yaralar aldı. Çok adamımız öldü. Bu nedenle klana önderlik ediyorum. Diğer klanlar bir kadın tarafından yönetildiği için Kergitlerin zayıf olduğunu sanıyorlar. Topraklarımıza ve servetimize bakıp bunları ele geçirebiliriz diye düşünüyorlar. Biriyle veya ikisiyle savaşabilirim. Ama hepsiyle savaşamam. Dizginler Monçuk'un elinde olduğu sürece fazla endişelenmiyorum. Diğer klanlar topraklarımızda sürülerimize açık açık göz koymaya cesaret edemezler. Evet, güçlü bir kan. Güçlü kaldığı sürece zayıflar için büyük bir nimet. Yani gördüğünüz üzere bir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani Mesu'yu de bir numara yok. Hani Mesu'yla gidelim, biz bu klanı bölelim. Monçuk'un yerine seni tahta çıkaralım. O görevler gelmemiş anladığım kadarıyla. Neyse, şu Guskan'ı da görmüşken bari görüşü vereyim de. Görevimiz tamamlansın. Selamünaleyküm Hurunak. Hepsinin de sesi aynı. Ben Tigrit'ten Hurunak. Eminim Bozkır Destanları'nda klanımızın adını duymuşsundur. Kuzeyitlerin anası olan... Tamam, sen de ondansın, biliyoruz. Ben oradaydım. Kuzeyitlerin çoğu gitti. Büyük bir bölümü şan ve şerefe aç olan Kergit klanındandı. Ama ben de genç olduğum için şan ve şerefe açtım. Dolayısıyla ben de gittim. Batanyalıların imparatorluğun öncü kollarını ağaçlık bir geçitte pusuya düşürmeyi planlamışlardı. Vilandiyalılar ve Sturgyalılar da sonradan kanatlardan saldıracaktı. İzcilerimiz Batanya pususunu ortaya çıkardı. Ama Neresses onları dinlemedi ve yine de pusuya düştü. Neresses'in öncü kollarını katledilirken biz de Vilandiyalılar ile karşı karşıya geldik. Ne var ki Vilandiyalılar çok sayıda arbaletçi getirmişlerdi. Ve hatta okçularımız ağır kayıplar verdi. Derken zırhlı imparatorluk katafrakları göründü. Arbeletçileri ezip geçtiler. Ancak biz Vilandiya şövalyeleriyle yakın dövüşe girdik ve işte o zaman kan gövdeyi götürdü. İmparatorluğun yardımıyla zar zor kazandık. Ama Kergitler büyük bir yara aldı. Kergitler o zamandan beri zayıflar ve zayıflara ne olduğunu bilirsin. Ancak sonuçta hiç kimse onlara varlıklarını, yoklarını tekliğe K'ye atmalarını söylemedi. Tamam, yani burada anladığımız Kergitler boku yemiş. Çok da şey yapmamak lazım. Yani belki de klana katıldığımızda, klan olarak girdiğimizde de gelebilir o görev. Bilmiyorum ama o görevin eklendiğiyle ilgili bir şey de görmedim. Gintlilere yaptırmışlardır seslendirmeyi.
Çay kantta bir şey var mıydı? Biz bir mal falan aldık mı satmalık? Yok, bir şey almamışız. Tamam, devam. Bana item item gelmiş. Aa, katmanlı zırh. Şunu giy. Atımıza giydirelim. Üç bacak Necdet. Seviye atladı. Güzel. Yeteneğimi nerede geliştireyim? Bence binicilikten şurasının bir tık daha gelişmesi lazım ya. Binicilik iyi. Tek elli fena değil. Okçuluğu birazcık arttıralım. Şimdi bir iki tane katır alsam. Katıra bak, çok pahalı oğlum. 50 gold'tu lan bunlar. Bunların fiyatları çok düşüktü ya. Niye böyle oldu ki? Nerede turnuva var? Oraya doğru giderken şeyi öğrenelim arkadaşlar. Karaçara'yı görmüştük zaten. Oraya doğru giderken yolda da çapulcu keselim. Biraz hızlı bir şekilde level alalım. Yakın kentlerde turnuvalar var mı dostum? Amprela ve Onira. Eyvallah, görüşürüz. Tamam, o zaman önce Amprela'ya gidelim. İmparatorluk şehirlerinden birinde biz ziyaret etmiş olalım. Bu arada Makeb'in yerin görüntüsünü görmeyeniniz var mı aranızda arkadaşlar? Makeb'i falan bayağı değiştirdiler. Şöyle bir göstereyim size gelmişken. Aslında görev de yaparak namla kasabiliriz bir yandan. Fotoğraf moduna geçelim. Makeb'in artık yeni görüntüsü bu sahnesi. 1.9.0'da gelmişti zaten. Bizim YouTube kanalında bunları detaylı gösterdim. Şurada da Makeb'in önünden geçtiği köprüyü ve şeyi görebilirsiniz. Suyu görebilirsiniz. Yani harita detayları gittikçe Bannerlord'da yakınlaşıyor gerçeğe. Oyunun haritasına daha doğrusu diye şöyle söyleyeyim. Ve bunu zamanla da geliştirecekler. Hani full versiyon geldi. Buraya artık yama gelmeyecek diye bir şey yok. Bunlar gelecek sevgili kardeşler. Kokuşmuş. Çete liderinin silahlara ihtiyacı var. O görevi sevmiyorum abi. Bakın işinize. Ben Amprela'ya doğru ilerliyorum. Ya önemli değil de ilerleyen modlarda mesela bunlar olur. Yo, şu anda sıfır mod girdi kardeşim. Selamünaleyküm, var mı? Oğlum her yerde de bu kara çara çıkıyor karşımıza bizim ya. Var mı lan güzel bir turnuva ütemi? Tıyalatı, aha. 10k lan tıyalatı. Selamünaleyküm. Hemen gireriz, hemen. İmparatorluk arbeletçisi ha. Gel bakalım. İmparatorluktan daha önce adam dövmemiştim. İyi oldu. Köpek. Okçuluğumu geliştirmek için iyi bir fırsat. Oha abi. Miron köpeği. Bir de biliyorsunuz değil mi? Yeni turnuva sisteminde ne kadar soylu varsa turnuvaya katılan o kadar çok güzel ödül veriyor. Ya ödüller maksimum 10k atı vurduk. Maksimum 10k'ya kadar veriyor ödülleri galiba bildiğim kadarıyla. Böyle 10k'lık 20k'lık item veriyor herhalde en fazla. Börtendet'i açmalısın abi. Çünkü bence Börtendet olmadan bir anlamı yok oyunun ya. Yarı finalde İmparatorluk Lejyoneri ile karşılaştık. Gel bakalım köpek. Ya eski sistem Nexus'tan da kurabiliyorsunuz modları. Ama yeni sistem Bannerlord'da şeyde atölyede daha kolay abi. Tıklayıp abone ol diyorsun. Bir de sıralamasını yine yapmanız lazım. Sıralamayı yapmazsanız sınıfta kalırsınız arkadaşlar. Gel bakalım köpek. Hadi bakayım, hadi bakayım, bir turnuva daha. Üç bacak Necdet tarafından kazanılmıştı. GeForce Now oynayanlar neden üzgün abi? Orhan mesela bana GeForce Now'da bu modları yükleyebildiğini söyledi. Gece Victoria 3 çıkıyor ya, onun çekilişi de var Borucu, onu oynayacağız. Gece Victoria 3 akıcıyız. Güzel, tıyalatını da cepledik. Tıyalatını ben sürebiliyor muyum? Süremiyorum abi. 12k diyor lan burada. Sat sat sat. Biz de kendimize güzel bir at alalım bari. İmparatorluk saldırı. Hız 50. Hız 48. Hız 51'e 73. Askarat daha iyi lan.
51'e 73. 50'ye 60. 51'e 73 de asgari atı alıyorum abi. Naşavi nasıl? 54'e 59. Bence 51'e şeyle o alalım abi ya biz asgari atı. Asgari atı ver bana. Eyvallah kardeş. Hoppa 30 kapar oldu oğlum. Bu ne lan? İki tane turnuvadan şeyi düşürünce. Parayla ilgili sıkıntımız bitti lan. Ver lan kızları alıyorum ben ya. Kız ordusunu kuracağım abi. 25 kişi olduk. Ben peki 25 kişiye bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Bir kişi gidecek. Tamam Kuzeyit Asitonon kalsın da şunu salayım bari ne yapayım. Aa, bunlar kız ordusu değilmiş ki. Paralı kılıç ustasıymış ya. Tüh. Neyse canımı sağ olsun. Bok da çıkabilir. Onira mıydı diğer turnuva? Yolda bir çapulcu mapulcu bir şey denk gelsin kardeşim. Bu nedir ya? Çapulcu neyin görelim? Günde 176 gold kaybediyorum. Üzüyor bu beni. Yok mu lan çapulcu? Aha Regea. Bir konuşayım bakayım bari görmüşken. Bir daha uğraşmayalım. I would ask you for your name. Regea'nın konuşmaya bak. Ben üç bacaklı Necdet hanımefendi. Ben Regea. Kalradia'nın meşhur imparatorçis. Lycarion ve Oniron'un ladiesiyim. Penrake savaşı hakkında konuşmak istiyorum. Elbette. Ben savaşta şahit olmadım ama kocamı orada yediler. İmparatorluğun güvenlik komutanlarından biriydi kendisi. Nerestes'in bozguna uğramasını önleyemedi. Ama felaketten bir şeyler kurtarmayı başardı, tamam mı? Sturgial'ın batikatı... Nerestes'in muhafızlarının bir kısmını arkadan kaçırdı. Arkadan kaçırdı derken? Kocamın küçük birliği bir arada kalmayı başarmış. Birliğini kaybeden askerleriyle kaçaklar onlara katılmış. Geri dönüş yolculuğunu bana anlattı. Yemekleri yokmuş. Suları azmış. Düşman atlılarını atlatmak için gece gündüz yürümüşler. Ancak sonuçta hayatta kalmayı başardılar. Ve bunu başaran tertipli tek imparatorluk kuvveti onlardı. Dedikodular duyulunca şehirde panik baş gösterdi. Bu arada ben bunları hiç okumadım. Arkenikos şehri kaosa sürüklemesini önledi. Senatonun o sıradaki imparatoru seçme vakti geldiğinde imparatorun ne olması gerektiğine dair hiçbir kuşku yoktu. Eskiden onu bir insan olarak severdim. Ama o gün başka türlü sevmeyi öğrendim. Kalradia halkı için büyük bir armağandı. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah bacım. Şunların bir içinden geçeyim ya. Siz bir gelin bakalım buraya. Bak en azından bunların sesleri biraz şey olmuş. Bize saldırırsan içinden geçebiliriz tadında olmuş. Saldırın benim cesur askerlerim. Ben de yeni atım ve yeni şeyimle, bineğimin zırhıyla bir koltuklanmış kargı istiyorum. Amına! At yine çok iyi dönemiyor ya. Abi yerdeki şu mantarlar ne ya? Allah'ını seversen. Yani Zelda mı oynuyoruz biz? Ne oynuyoruz? Bu kadar böyle büyük mantar mı olur ya? Sanki haritayı bana şeyden almışlar gibi geliyor ya. Hazır böyle Asset Store'dan almışlar böyle. Fantasy RPG haritası gibi. Şu mantar... Şu mantarlar nedir babacığım ya? Askerlerim! Bu akşam kremalı mantar çorbası içeceğiz. Bölgenin mantarları çok büyük. Ne manası var? Niye böyle mantar var? Bunları önce yapmayacağım ya. Bunları salacağım ordudan. Hayır ya. Yağmacıları yanımıza alalım. Satarız köpekleri. Onire'ye doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu da düzensizlik cezası. Yani bir savaştan çıktığınızda düzensizlik giriyor. Düzensizlik geçene kadar da böyle kalıyor. Bu arada Onira'yı da değiştirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Onu da göstereyim size. Bütün yemeğe memeğe satmaya da miydi? Neyse. Onira'yı da şöyle bir göstereyim. Bak Kaladyan'ın ombu olması aslında bir ombuymuş düşünsene. Yaratığın sırtında geziyor. Şöyle Onira'yı da size bir tur göstereyim. Abi çok güzel görünmüyor mu Onira ya? Tam böyle var ya oğlum çok güzel böyle yamaca doğru. Bak arkada köyler, tarım alanları. Orada kolezyumu bilmem nesi.
Güzel babacığım, çok güzel ya. Çok başarılı. Eyvallah, şimdi burada bayağı bir aslında Lord Lady var gibi görünüyor arkadaşlar. Bakacağız duruma. Şu anda rüşvet ödemek istemiyorum. Onun yerine arenaya bakacağım. Abi bronz kaplamalı onu zırh veriyor ama onu alırım, satarız, başka bir şey alırız ya. Üç bacak Necdet bir turnuvayı daha kazanmak istiyordu. Kesin oğlum. Kafalarını, kellelerini koparın bu itlerin. Güzel, ikinci turdayız. Come on. Hadi bakayım. Zırh alacağım ya artık. Para da var zaten. Oğlum ağzına ya. Sadece headshot ya. Başka bir şey yok babacım. Vah. Oh. Lan küçük enişte. Sal beni küçük enişte. Oğlum vur şunları. Aferin, küçük enişteyi vurdu bizimki. Katafrak da iyi dövüşüyormuş ha. Geber köpek ya. Biz bununla sonsuza kadar dövüşeceğiz. Herifin zırha bak. Geber ulan it. Güzel. Turnuvayı da aldık. Namımızı da aldık. Kazancımızı da cepledik. İtemi de cepledik. Şimdi şuradan bir artık trade işine girelim. Hatta trade işine girmeden bir hana gidelim arkadaşlar. Tutsakları bir satalım. İnek hırsızı Edwin. Bak bunu alıp aslında kervan kurdurabiliriz ya. Bence biz bu herifi bulmuşken bunu bir alalım abi. Bunu bir alalım. Peace to you, stranger. Though, if you come any closer, I may stick a knife in your belly, as one cannot be too careful these days. Güzel lan yine. Ses mes gelmesi hoş yani. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Benim adım Üç Bacak Necdet. Bana kendinden bahset. Buralarda da söylese güzel olurdu tabi. Bunların hikayelerini okumayı çok sevmiyorum. Tamam oğlum. Al 400'e gel bana artık. Katıl koçum. Şimdi buradan bir trade öğrenebileceğiz mi bakalım? Bir trade bilgisi öğrenmeye çalışıyorum. Çal keke çal, biraz hareketli çal. İnsanlar uyudu. Sairone'de bir miktar çuval yün götürdüğünü ve 18 dinar. Abi bir şey değil ki, bu çok az para ya. Ha, buraya oturmuş karılarla kaynatıyor, piçe bak. Öğrenemiyoruz bir şey ya. Yani bir... Aha! Danüstika'da çuval tuz götürdü ve 50 dolar. Tamam. Tuz Danüstika arkadaşlar, unutmayın. Tuz ve Danüstika'yı çözdük. Emmi bir defol git ya. Heh. Tamam, tuz ve Danüstika. Danüstika ve tuz. Okey. Danüstika'ya gidiyoruz. Ticaretimizi geliştireceğiz. Zırh ağırlığı %15 azalır. Tamam. Zırhımız ağırlığı azalsın. Bu yanımızdakini şimdi neye versek acaba ya? Oo, yine yaşıcıda da iyiymiş lan bu. Tamam, yaşıcı olarak takılsın bakalım. Ne oldu lan, drop girdi. Bir drop girdi, bu drop çıkıyor buradan. Baba tuzları buraya bir okutsak. Ne kadar aldıydık lan tuzları? Çok bir para kazanamadık ama ticaret becerimizi açtık en azından. Ticari malların satış fiyatı cezası %15. Kazançların işaretlenir. Tamam abi, bunu açalım. Bu önemli bizim için. Ooo, hurmaya bak. Umbrella'da ne para ediyor lan? Umbrella'da 106 ediyor hurma.
Çaykant'ta peyniri para ediyor. Kereste Çaykant'ta da iyi para ediyor. Çaykant'ta tuz buradan da iyi para etti. Allah'ım yarabbim. Araç gereç. 93'ten satıyorlar. Makep'te 59. Makep'ten alıp Çaykant'ta aslında araç gereç satmayın mantıklısı galiba ya. Bilmiyorum bakacağız. Kaç oldu görev? Ne durumdayız? Tamam 15 şey nam kalmış ya. Birazcık o zaman adam keselim de. Onu da hızlı bir şekilde halledelim. Sığınağı patlatsam mı ya? Bir kişi öldü bizden. Oo, at cepledik lan. Bozkır aydutu kesmek de aslında bayağı mantıklı. Burayı farmlayayım lan ben. Burayı salmayalım oğlum. Bunları kesmeye devam ki. Gel lan buraya şerefsiz. Abi herifin hızı benden çok fazla ya. Tamam bunları yakaladık. Ver 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 itemleri. Güzel item düşüyor lan. Şunları bir parti okutayım ya. O da okutalım şunları 2 dakika. O ne lan 20 küsür müydü o? Bunları yakalarım. Şunlara bir girelim ya. Şunlara bir girelim. Saldırın benim cesur askerlerim. Bir koltuklanmış kargı şov yapmamız lazım. Savaş müziği niye girmedi acaba? Aa vuramadım lan. Aa çok saçma. Herif bir de ağzıma soktu oku. Çoğu atlı çünkü. Öl bir adam ha. Geber ulan. Yat aşağı köpek. Manor Lord çıktığında zaten hunharca Manor Lord oyuncusu oldum. Al ulan içine. Üç bacak Necdet seviyeye atladı. Oğlum yalnız var ya mızrakla resmen yargı dağıtıyorum ya. Demirciliğe hiç bakmadım bakacağız. Biraz ticaret kasayım demirciliğe de bakacağım. Romfalia genelde Batanya taraflarında oluyor dostum. Güzel. At düşürdük mü acaba? Talancıyı ver. Köylüler sizin olsun koçum.
Şunları da önce yapayım hadi ya. Ne yapayım? Kaldı yanımız zaten. Oha! Desteklenmiş mızrak düştü. Bozkır atı düştü. Ok düştü. Nice babacım. Nice. Hiç yok diyemem yani. O da oktalım bunları. Ya da sümfülüğe daha yakınım. Sümfülüğe doğru devam ki. Yalnız oyunda çok erken çok çabuk para kasılıyor. Onu fark ettim yani. Kervan kuracağım birazdan zaten. 30k param var. Birazdan bir kervan kuracağım. Bakalım nasıl kazanıyor. Göreceğiz onu. Binekten düşürme özelliği. Gönderdiği saplama hasarının saldırıları devirme direncinin %25'ini yok sayar. Milis artar. Piyadelerin düşmanlara karşı. Abi şundan gidelim ya. Biniciliğimiz arttı. Atın savaşta düştükten sonra bineğinin can puanı %20 artar. Refah kazanır. Bak bu refah önemli olduğu için buna veriyorum ya. Yoksa hayatta vermem onu abi. Şuradan da biraz gidelim. Hüsnü Fülah'a gidelim bakalım. Atölyelere level mevel gelmemiş oğlum. Anlamadım ki ben o muhabbeti. Handa var mı kimse? Yok. Ticaretimize bakalım. Kardeşim şunları benden bir alın. Ulan burada binek atları ucuz mu lan? Vallahi ucuz gibi ha. Ben buraya satmam bu binek atlarını. Katırlar matırlar burada ucuz. Niye ucuz acaba? Neyse şunları satayım. Tamam. 1k gold aldık ya yine. Hurma burada iyi galiba. Yo hurmayı değil. Hurma işinden iyi para kazanabiliriz ya. Bira iyi para lan. Amprelava çay kant. Araç gereç 120 lan burada. Buraya araç gereç satmamız lazım. Buraya araç gereç satmamız lazım. Oraya giderken de hurma götürmek istiyorum ya. Hurma köyleri nerede abi? Şurada var. Razih'te hurma ucuzdur var ya bak. Razih'e gidelim bir hurma alalım bakalım. Hem de muhabbeti görelim. Nasıl oluyormuş? Razih'ten hurmayı çekelim babazım. Oradan yapıştıralım. Elif kocam hoş geldin kardeşim benim. Victoria 3'ü yok ya. Bu yayında çekmeyeceğiz ki. Gece yayında çekeceğiz oğlum. Victoria 3 daha keyi bana ulaşmadı. Akıncı'yı aldım yanıma. Niye aldım bilmiyorum. Aldım ama yani. Hurmalar bizi tırmalar. Babacım ne var sizde mal? Balık var. Araş gereç. Ulan bu da ucuzmuş. Buradan da alıp satabilir misin Fulya'ya? Bira. Hurma niye çok yok burada? Gerçi 39 diyor. Hepsini ver. Çay kantta iyi para ediyormuş. Şu araç gereçleri ver de ben şunları bir okutayım ya. Sümfül abi bunu biz bir okutalım baba. Oradan bir sakalımızı alalım. Yo istediğin gibi kurabilirsin. Zaten sandbox oynayarak hiç ana görevle uğraşmayabilirsin. Ben full versiyon çıktığı için bir Bannerlord'un ana görevini oynamak istiyorum. Bu sefer yıkacağım. İmparatorluğu birleştirmeye oynamayacağım. Yıkmaya oynayacağım. Efendim araç gereç getirdim sizlere efendim. Buyurun dostlar buyurun. 10 lira da daha pahalı lan. Tamam şu kadar satayım. Hurma var mı? Biraz daha ver hurma. 10 liraya hemen bunu okutalım. Koş keke koş. Danistika'ya da bir uğrayalım. Full versiyon oynuyoruz tabii canım. Versiyon 1.0.0. Sürgün Taye. Kendisi vekil ve ticaret yeteneği var. Aslında iyiymiş ya. Danistika'da ne kadardı bakmadık ki. Neyse dur 10 lira da satalım ya. 10 lira da satalım babacım. Ticaret de önemli çünkü bir yandan ticareti de geliştirirsek eğer iyice paranın içinden geçeriz diye düşünüyorum. Araç gereç çok para etmiyormuş lan burada. Hurma iyi para ediyormuş. İki parti hurma satayım buraya. Başka ne var acaba? Tahıl, bira. Bira da iyi para ediyor mu burada? Yok etmiyor. Zaten ben sattım birayı. Yok. Bira aslında burada Razih'te iyi para ediyormuş. Bira belki 37 bence uygun gibi ya. Birazcık bira alabilirim buradan. Zeytin, ham ipek. Şuna göre sıralasın. Tuz. Hüsnü Fülük ve Danistika'da iyi para ediyor.
Umbrella'da da iyi para ediyor. Umbrella'ya tuz satabilirim abi. Azıcık alalım ya. Atların fiyatları buraya satarken niye bu kadar düşük? Çok garip abi. Atları alırken çok para ödüyoruz. Satarken çok düşük. Tamam, şuradan Umbrella'ya gidelim o zaman. Oradan tuzları oraya okutalım. Oradan öbür tarafa geçelim babazum. Burada da tuz madeni varmış lan. Kaça satıyorsunuz lan tuzu? Malı yerinden alacaksın. Malı yerinden alacaksın. Malı her zaman at çıktığı yerden alacaksın. Şuradan çapulculara da alalım hemen. Puanımızı da cepleyelim. Sese bak. Güzel. İtemlerinize çökeyim canım. Teşekkür ediyorum canım. Bakayım bir sirenlerde de belki bir şeyler iyi paraya satılıyordur. Şunları okutayım mesela ya. Lüzumsuz itemler. Araç gereç. Tuz iyi para ediyor aslında. Hurma da fena değil. Oskuratı iyi para ediyor lan. İki tanesini okutayım şuraya. Oku sat. Kazmayı sat. Tamam. Devam keke. Şuradan Umbrella'ya tuzları bir okutalım. Ticaret yeteneğimiz biraz daha artarsa iyi olacak. Modlu da başarım kazanılıyormuş. Ben başarım kazanıyor muyum şu anda? Hiçbir fikrim yok ki abi. Nereden görüyoruz mesela? Yani şuradan da tıklayamıyorum. Başarımları görebileceğim şurada bir yer yok mu ya? Bir panel manel. Ha başarımlar. Aynen aynen kazanılıyor lan. 50 tane bak kanun namına. Bir sığınağı temizle. Kazanmışız lan. Doğru tamam tamam. Tamam babacım sıkıntı yok ya burada. Ulan tuz öbür tarafta daha mı çok para ediyordu sanki? Hurma fena değil. Hurma okutalım. Ya burada bu kadar atın olması, bu kadar bize para kazandırıyor olması çok saçma değil mi? Araç gereç 88. Neyse biz levelimizi ala ala ilerleyelim. Makyab'e gidelim. Ya şu aşağıdan neden bildirim gelmiyor? Her oyunda geliyor. Bunda niye gelmedi onu anlamadım. Tamam hurmaları makyab'e sattık. Burada araç gereç varsa alalım. Ver baba. Çay kanta araç gereç köstürmeye gidiyorum. Hepsini sat ya. Çok fazla şey sat. Allah bereket versin. 31 oldu ticaret puanımız. Bence güzel gelişiyor da buna hiç yetenek vermemişiz. Verseydim keşke bir tane. Oo zırh. Zırh var. Zırh olduğu için giriyorum abi. Zırh olmasaydı girmezdim. Zırh var olduğu için giriyorum. Bundan sonra turnuvalara bakacağım zaten. Hoşuma giden item varsa gireceğim. Ağzına tükürdüğümün herifi. Oğlum bu nasıl lan? Bildiğin savaş gibi herkes birbirine karşı. Geberin köpekler. Üç bacak Necat'ın katline uğrayacaksınız.
Öl be adam. Mızrağımı saplıyorum hunharca. Mızrağımın dadına bak. Alright. Ulan okçuymuşum ya. Oo, bunlar seri aldılar bizi, çok güzel. Sana var ya, ağzına sıçtım sen. Sen var ya, sen şerefsiz. Oh yeah. Ah be. Öl be adam. Güzel. Yarı finaldeyiz. Geber köpek. Finaldeyiz. Alıyorum zırhı. Alıyorum zırhı. Alıyorum zırhı bebeğim. Alıyorum, that's right. Who is the king ha? Şunu sivile giyeceğim ya. Aa, bu ne lan, inek hırsızı bu. Bunu sivile giyeceğim. Eşarbı da at, sat gitsin. Güzel. Biraz sikko zırh ama iyi zırh lan. 20-10 veriyor. Boş ver. Alnımızın teriyle kazandık kardeşim. Bizim için önemli olan o. Şu baltadan bulamıyor muyuz ya? Bana balta verseniz kardeş. Neden yok balta sizde? Okla yay mı alsak? Okla yay alsak? Oscar yayı. Ver abi. Ok. Artı bir delicili. Uzun menzilli ok. Ver baba. Güzel. Okumuzu yaymızı da aldık. Görevi ne durumda? Görev bitmek üzere lan. 5 dam kalmış. Şu köyün mesela görevi var mı? Yapalım abi. Varsa oradan çözelim işi. Sürüyü Faycon'a götür. E götüreyim baba. Peace to you. Domuzlarını sağ selim. Tamam, ben yapacağım abi. Sürüyü Faycon'a götüreceğim. 10 tane domuzu Faycon'a götürüyoruz. Belki bu görevler de nam veriyordu çünkü, öyle hatırlıyorum. Yolda bir şey görürse olur. Soğuktan korur canım. Meme uçlarımız en azından sıcak kalır. Senin içinden geçtim oğlum. Gelendin. Devam et. Şunun da içinden geçivereyim. Ultra Aslancığım Prime'le aramıza katılmış kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Devam et. Zaten şurada bir iki tane nam aldık. Harita hızı 3'e mi basıyorsun? Yo, şu işte. Ha, ben direkt space'i ayarlıyorum. Onu seçiyorum. Zaten durdurup başlattığında ona geçiyor. Ayrıca haritayı da zaten kodlarla hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama cheat modu açmak gerekiyor onun için. Domuzu buraya satacağız mı ya direkt? Ispantar'dan Korot. Kedi Aryon'a 10 tane domuz. Kedi Aryon, konuş. Yes, you need something from me. Ben üç bacak Nihat. Sen kimsin lan? Al bakayım, domuzlarını getirdim. Görevi tamamladık. İlişkimiz yükseldi. Namım arttı mı? Artmadı galiba. Rakip çete Faycon'a yerleşiyor. Tüccar kervanına eşlik et. Tüccar kervanına eşlik edemeyiz herhalde ya. O kadar olurcum. 100 bit göndermiş kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Şunları okutalım. Şuradan da bir paramızı alalım. Ben bir tane de kervan kurdurmak istiyorum ama ya. Buradan mı kurdursam acaba? Bunlarla ilişkilerim iyi değil ki. Ben Kuzeyit'ten bir tane abi Çaykant'tan kervan kurduruyorum.
Ya da Odok'la mı yiydik? Odok'la yiydik. Odok'tan kurduralım. Parayı vereceğim vallahi. Büyük parayı vereceğim abi. Kurduracağım. Kervanın pasif gelirini merak ediyorum çünkü. Zaten bizim 4 seviye olup krallığa katılmamız falan derken kervandan elde edeceğimiz gelir bizim için çok önemli. Aa. Gel lan buraya köpek. Tamam çöktü kitemlere. Kaç oldu? 48, 2 nam kaldı. İşte kervanın getirisi ne kadar olacak hiçbir şey bilmiyorum. Göreceğiz. Birlikte göreceğiz de buraya. Tamam ver bunları da satarız ya ne yapayım. Selamünaleyküm. Buna da kurduramıyormuşuz ki ya. Neyse bununla ilişkimiz iyi. Tüccar. Konuş. Well now stranger. Peace to you. Üç bacak Niyazi. Eyvallah kardeşim. İşlerinden geç hepsinin. %50-50 biliyorsun bit scam. daha iyi birlikler. En iyi birliklerle kurdurdum abi. İnek hırsızını da verdim başına. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bakalım kervan birliğimizde neler olacak neler bitecek. 13 tane 11 tane silahlı Kuzeyit tüccarı. 3 tane Kuzeyit kervanbaşı, 5 tane Kuzeyit kervan muhafızı. Kıdemli Kuzeyit kervan muhafızından da 10 tane verdi. Başında da inek hırsızı var. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi şunları bir okutalım buraya da. Paramızın büyük bölümünü verdik ama en azından bir şeyimiz oldu ya. Daha 10K'da para var. Aslında şuraya bir bakalım. Burası iyi bir şey veriyor mu? Olabilir mi lan arena? Üzün süvari kılıcı için savaşmam abi uğraşamam. Onun yerine şurada zaten yer vardı. Buradan herifleri keselim. Şu üzerimizdeki tutsakları satmayı unuttum. Onu da satalım abi. İyice rahatlayalım. Yine hırsızına kadar adam yok muydu? Ne yapayım oğlum? Ticaret yeteneği en iyisi olan o. Level up mı var? Var. Tamam bunları atlayalım. Savaş atı istiyor gelişmek için. Tamam onu hallederiz. Şunların fidyesini de alalım. Üstümüz rahatladı mı? Rahatladı. Devam abi. Level up olacağız zaten. Sığınağın oraya doğru gideyim birini kessek. Level up oluyoruz. İkinci seviyeye ince ince geçişimizi yapıyoruz. Gel lan buraya. Kedek. Savaşmak için buradayız. Askerlerimizi gönderelim. İki kişi kaybettik. Hiç hoş olmadı. Canımız sağ olsun. Atladık mı leveli? Ekibi 20 adama çıkar. Anasını satayım. İki kişi ölünce tabii gitti. Neyse şurada vardı. Odok'tan şimdi alacağız iki kişiyi. Geçmiş olsun diyeceğiz. Üç bacak Necdi. Tekimlikte beceri puan 6. Birlikte bütün askerlere günde 2 tecrübe puanı. Bence de böyle yapalım. Buradan gidelim. Atletizm konusunda iyiydik. Ticaretimizi biraz geliştirmek istiyorduk. Çok değil. Çok abartmayacağız. Bir puan vereceğiz ona. Şuradan becerilerden şuraya yürüyelim. O da o girelim. Han'dan kervan muhafızı istemiyordum ya ben. Ben şey istiyorum. Kılıç kardeşi istiyorum oğlum. Kızlar çok iyi oluyor. Çat 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 ok atıyorlar ya. Bakalım buradaki turnuva ne veriyormuş bir de. Han bölgesine git. Kervan muhafızı buluyor. Gezgin isna bak. Bunlar da genelde kervancı oluyor. Oo bu bildiğin lider çıktı lan. Bunu alsamak mı ya Aseraylı? Neyse Aseraylı olduğu için çok işimize yaramaz. Arena ne veriyor? Düz süvari kılıcı abi. Alın bir yerinize sokun kılıcı ya. Ben ne yapayım düz süvari kılıcını ya. Çay kanta devam edelim. Mümkünse şeylerden oluşturacağım ya orduyu. Kızlardan oluşturacağım. Çiğ taşarak başarım kazanıyormuşuz. Ne alaka? Ya alakası çok. O zaman gir bütün başarınımları bir anda al. Yani nasıl olacak ki? Ne manası var başarım kazanmanın? Oğlum atlar 7K 10K diyor ya. Çok güzel fiyatları. Tamam ben burada hana bakacaktık lan. Ne alaka? Burada da handa asker yok iyi mi? Makyabe bakalım. Kazanılıyor mu? Kazanılıyorsa çok saçma ya. Onda bir bug vardır. Kıdemli önce. Neyse ver hadi ya.
Kara dişli Arlek. Tam bir haydut pislik aslında. Evet, ilk görevi bitirmiş olduk. Kardeşimizle artık ilgili birazdan zaten bir yere girdiğimizde bilgi gelecek. Kardeşimizi kurtarmaya gideceğiz. Ve kardeşimizi de yanımıza alacağız. Kardeşimizi yanımıza alınca zaten yaşa bölümümüz falan artacak. Kervanımızı da kurduk. Kervanın gerçi getirisini tam anlamıyla görmek için arkadaşlar bir süre beklememiz gerekiyor. Şu anda 243 harcıyor görünüyor günde. Toplamda giderimiz daha doğrusu. Kervan ne getirecek ne götürecek bunları göreceğiz. O zaman ama bunları yarınki artık yayınımızda görürüz. Bugün sizlerle beraber Bannerlord'un tam versiyonuna bir bakmış yapmış olduk ve seriye de başlamış olduk. Bu videomuz YouTube kanalımızda baştan sona kadar yer alacak. Ancak yarın ve ondan sonraki videolarımız da Twitch tekrarlarını açtığımız yeni kanalımızda yer alacak. Dolayısıyla ünlem YouTube yazıp ikisini de takip alırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Bu arada gece yayınımızda Victoria 3 geliyor. Victoria 3'ü oynayacağız büyük ihtimalle. İki tane de çekiliş yapacağız. Ama eğer Victoria 3'ün keyi geç gelirse bilmem ne olursa falan filan yükleyemezsem yine Bannerlord oynayabilirim. Çünkü acayip hype'lıyım. Oynamak istiyorum. Ve şu anda çok acıktığım için yayını kapatıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3 saat, 2,5 saattir yayındayız. Sizleri seviyorum. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere diyorum. Bay skekeler.